Merhaba Çiçek Böcek Sanat izleyicileri. Bugün daha önce yaptığımız Japon şemsiyesi çiçeğimiz vardı. Biliyorsunuz köklendirmek için suya koymuştuk. Ve gördüğünüz gibi aslında şurada netleşiyor mu bilmiyorum kamera. Ciddi ciddi kök yaptı. Hatta sarardı ve bakın şuradan yukarıya doğru minik bir şey verdi. Sap verdi. Hatta bir tane daha verdi. Ben bunu ondan kopardım yanlışlıkla. İşte bu ikisini bugün ekeceğim. Bunun için bir cam kap aldım. Ve bu cam kabı dolayısıyla birazcık siliyoruz ki temiz olsun. Sonradan için temizlemek zor olabilir bunu. Su seviyor kökleri. Aslında sorun yok ama buna rağmen köklerin drenajını sağlamak için yine taş koyuyorum ki böyle de drenaj sağlansın. Evet, bunları yaptıktan sonra şimdi de biraz yine kömür tozu almak istiyorum. Kömür tozu biliyorsunuz bakteriyel enfeksiyonları engellemek için atılıyordu. Dediğim gibi bu su seven bir bitki olduğu için aslında çok da şart değil ama ben yine de önlem olsun diye kapalı ve drenajsız bir kapı olduğu için bunu da koyuyorum. Ve böylece ana tabanımız oluşmuş oluyor. Tabii bunun neye ihtiyacı var? Toprağa ihtiyacı var. Devamını toprak doldurmamız gerekiyor. Bu her yerde büyüyebilen bir bitki. Saz türü demiştik. Onun için hani çok ciddi şey etkileri yok. Şunu ister bir toprakta büyür gibi. Ama buna rağmen işte sağlıklı güzel bir toprakta daha iyi büyüyebileceğini düşünüyorum. Bu torf kırmızı bir torf. Enteresan. Çok fazla hafifmiş. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Bu kadar yeterli. Ama daha fazla koymakta da bir mahsur yok. Liflerden oluşan bir toz. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Ama içine biraz perlit zaten atılmış az miktarda. Şimdi bu toprak işini de hallettikten sonra bitkimi tersten yine çünkü kök kısmı malum şeyde kalacak şekilde, içeride kalacak şekilde biraz daha toprakla üstüne örterek çünkü bakın büyümeye başlayan bitki kısmı ne yapmıştı? Yukarı doğru yani şu anda ektiğim istikamette sap vermişti. Bu yüzden bu şekilde ekiyorum. Gördüğünüz gibi kapattım. Bu zaten sonra kökler kendisi yayılarak, yayılmak suretiyle yere dinecekler. Evet. Biraz bastırırsam daha sağlamlaştırırım. Evet, gördüğünüz gibi bunu ektim ama kökü de olduğu ve kendinden kopan bir filiz olduğu için şunu da yanına ben tutar mı bilmiyorum ama ziyan olmasın diye ekeceğim. Ve bu tam da bunun kendi civarından çıkacak zaten bütün diğerleri de. Dolayısıyla bu civarı boş bırakacağım herhangi bir süsleme yapıyorsam. Kınalıada'dan aldığım kaya parçalarım var. Mesela şuraya bu kayayı koyabilirim dedim ama çok büyük. Şöyle bir sakıncası var. Aşağıdan gelen filizlerin önüne çıkmasını da istemiyorum. O yüzden biraz daha şöyle gömüp o tarafa alacağım. Evet, şimdi daha iyi. Güzel oldu. Önemli olan bundan çıkacak filizlere engel olmaması. Ve şurada başka bir tane küçük parça var. Onu da yanına alayım. Ve şurada da bir diğer çok güzel mor olan hani çok sokaklarda gördüğümüz yine sudan çok rahatsız olmadığını düşündüğüm bir bitki ekeceğim. Ki bunu da bu kayaların yanından hareket etmesini sağlayacağım. Ki kompozisyona bir değer katsın.
Bu buradan sarkabilirdi. Hemen civarına bunun tekrar kayalar koyuyorum. Yani kaya görünümlü taşlar koyuyorum. Ve böylece bunu bu bölgeden şöyle yapacağım. Diğerini engellememeye çalışıyorum. Evet. Hatta bir tane de şöyle koyu renkli bitkili kayadan da koyayım. Evet. Bence bu kadarı yeterli. İstiyorsak buna ağaçlarla da süslemeler katabiliriz. Benim burada bir ağaçlardan oluşturduğum bir şeyim var. Mesela şöyle bir sapım ve dallarım. Bakın şurada şöyle bir şey var. Çam kozalağı ve de güzel bir ağaç parçam var. Bunu da böyle ya da yatay olarak atabilirim. Bence gayet güzel bir kompozisyon oldu. Buna başka süslemeler de yapılabilir. Ama bence şimdilik bu kadarı yeterli. Belki şu tarafa doğru biraz Volkan türfü daha iyi olacak. Bu renk çok fazla kalacak. O yüzden ben de küçük birkaç tane gri taş daha atıyorum. Ve bırakıyorum. Daha fazla da yormayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir kompozisyon yaptım. Ve çiçeğimi ektim. Tabii bunu su sever bir bitki olduğunu söylediğime göre ne yapmam gerekiyor? Can suyunu vermem ve hakikaten bol bir sulama yapmam gerekiyor. Onun için hemen suyumu alıyorum ve suluyorum. Bugünlük videom bundan ibaret. Bu ekimi de gösterdim. Siz de yolda veya bir arkadaşınız da Japon şemsiyesi görür ve ondan dekoratif olarak faydalanmak isterseniz evinizde yetişebildiğini söylemiştim. Bol bol ilk suyu bu. Suluyorum. Toprağın suyu almasını sağlıyorum. Aşağıda da zaten drenajım var. Ve bu şekilde ekimimi tamamlıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Evet, biraz ışık ters. Ama şöyle göstermek istiyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi günler.